ناجز فلم يجوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سلام olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, öyle bir dağın eteklerine geldik ki burası bir devrin bittiği, İslam tarihinde yeni bir devrin başladığı yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazifeyi alır almaz, ki onu Hira'da inşallah Cebel-i Nur'da anlatacağız. Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği emir ölçüsünde hemen tebliğe başlamıştı. Ya eyyuhel muddessir, kum fe enzir. Kalk ve insanları uyar. Resulullah Efendimiz bu emirden sonra ta 632 yılı Hazreti Ayşe annemizin göğsünde can verinceye kadar kıyam halinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Aksiyondan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Böyle her yerde arıyorlar. Çok usta iş sürücüleri var. Nihayet mağaranın ağzına kadar gelmişler. Ama onlar gelmeden Cenab-ı Hak mağaranın ağzını ne yaptı? Örümcek ağıyla ördürdü. İki güvercin geldi, hemen oraya yumurtasını bıraktı. Cenab-ı Hak Habibini bir örümcek ağı iki güvercinle koruyordu. Bakınız, Allah'ın orduları var ya, onlar bazen böyle küçük görülebilir ama yaptıkları iş çok büyük. Fahri kainatı korudu o iki. Birisi örümcek ağı, diğerisi iki yumurta bırakan iki güvercin. Kapıya kadar geldiler, eğilseler göreceklerdi. Gidince göreceksiniz, mağara içeriye doğru böyle eğilerek girer. İçeridekiler dışarıdakilerin ayaklarını görür ama eğilmeden dışarıdakiler içeriği göremez. İçeriden Hazreti Ebubekir Efendimiz, ya Resulallah, eğilseler bizi görecekler. Kendi derdinden değil, Resulullah'a bir şey olacak diye. Efendimiz'de öyle bir sükunet hali var ki, hiçbir telaş hali yok. La tahsen, innallâhe ma'ana. Allah o kadar hoşuna gitmiş ki bunu, hocamız okudu biraz önce, direkt ayeti kerimesini almış. Kur'an'da ölümsüzleştirmiş Efendimiz'in bu sözünü. Üzülme, ey Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir. İkinci kişinin üçüncüsü Allah olduğu zaman sen ne zannediyorsun diyor.